Bu oyunun adı Bardan Merve arkadaşlar. Bunlar ne bilmiyorum. Başka da hep bu çıkıyor nedense. Ha yanlış. Doğru. Reklam mı? Evet. Doğru. Bak buraya süpürüyor. Tamam mı? Hı hı. Araba yağ döküyor, daha da bozuluyor. Kendi isteklerinden vazgeçmek mi demek? Tam başlıyoruz. Ya bu kadar hızlı mı ya? Evlenmek kendi isteklerinden vazgeçmek mi demek? En yavaş mı? Oraya balon düştü. Şuradan, şuradan da dondurma dışarı çıktı. Birazcık oyunu anlatır mısın? Ne yapmaya çalışıyoruz? Nasıl yapıyoruz? İşte böyle buraları dolduruyor, sonra yeni ülkelere geçiyor. Aa bu çıkmış. Her zaman bir şeye çıkıyor yani. Neyse bu. Sürekli bana diyor ki kanka bir gün Erdem'in yanına gidelim de sana Erdem'i göstereyim. Çok yakışıklı çocuk. Geceleri benim uyku tutmayı terdiğimi düşünüyorum. Ben de tamam dedim artık. Bir gece gidelim. Çünkü benim başım yerim. Başım ağrıyor. Bir gün dedim gidelim. Erdem ayakkabı çalışıyor. Dedim ben ayakkabı alırken siz dedim orada aramayı şişirirsiniz dedim. Erdem'cim dedim. Ayakkabıyı alırken işi pişirirsin. Hiçbir şey olmamış. Cesareti de yok yani Erdem'le. İş pişirmek mi demek? İşte yani. Flört. Oo, tren geldi. Tamam. Neyse. Gittik ayakkabı mağazasına. Ya anam. Merve'yi çatmaya çalışıyorum. Merve emin misin? Bu çocuk çok iğrenç. Ya yüzüne bakamam çocuğun diyorum yani. İnsan bile değil bu diyorum. Artık yani. Ya o kadar nefret ettim. Gerçekten o kadar nefret ettim. Bu Pokemon topu. Bana bak Pokemon topu. Hı hı. Bir şey demiyor. Pokemon topu ne işi var? İşte neyse. Ondan sonra Merve. Oley elmas taşıyor. Reklam izleyerek oyunda bir şeyler kazanıyorsun galiba, öyle anlıyorum. Reklam izleyerek oyunda bir şeyler kazanıyorsun. Yeni bölüme geçiyorsun. Bak şimdi de çanta taşıyor. Güzel şeyler bunlar. Hediye paketi. Bulmuşum çok. İşte ondan sonra kasaya geçiyoruz. Ayakkabıyı aldık, kasaya geçtik. Numaralarımızı veriyoruz, işte adres bilgilerimizi veriyoruz. Erdem ve benim numaranın hesap makinesine yazmış ben numaramı söylerken. Ay ona neden bastın? Bana diyor ki kanka babanın numarası değil mi? Babanın numarası da veriyorsun. Erdem'in çünkü beni Erdem'in yapışı ayakkabı alacağım. İşte ayakkabı alışverişi değil mi? Değil valla. Evet. Ayak üstü yani. Herkesin potansiyeli tatlı. O hesap makinesini yazıyor. Onu babanın numarası falan değil mi? Bilemiyor yani. Evet. Ondan sonra 3 gün sonra Erdem beni arıyor. Ben bunu benim adına ayakkabı üstüne sonra arıyorum. Merhaba dedim. Ben Erdem dedim. Pardon. Ben Erdem dedim. Dinleyin bir şey de. Babanızın numarası değil mi dedi? Yok benim, benim numaram dedim ben. Temel inandığı işi. Bir ilgi de var ya. Şuna da git yapıp ben. Ondan sonra. Ama az önce, 3 gün önce. Ama şimdi o kadar ilgilendi ki. Şımarttı beni yani. Şimdi Cinderella'nın ayakkabısını götürüyorum. Ayakkabısını hoşlandım ben de. Ne yalan söyleyeyim. Şu arkadaşım bundan şey yapmak istemiyorum. Arkadaşım burada. Arkadaşını buradan şey yapmıyorsun canım. Sen önce alışverişte arkadaşın şey yapmışsın zaten. O kim çanta taşıyacak o yüzden açtım. Ondan sonra yine ben yok dedim. Bu olmaz. Beni aradıysa herkese arar güvenemedim. Kapattım telefonu. Ama numarası da kayıtlıydı. Bir sene öyle çektik. Sonra bayram mesajı. Toplu bayram mesajı.
Ne zaman bakacağım? Hayır, bayram abi geleceğim. Namaz sonra, o günü gündür. Öyle. İlker abi, ben Merve olayını herhalde 3 sene sonra öğrendim. Erdem Merve olayını anladığım kadarıyla bilmiyordu. Öyle söyleyeyim. Yapmasın diye Erdem. Hani beni başka kızlar da beğeniyor diye düşünmüşsün de söyleyeyim. Ama şu şekilde düşünmüşsün. Peki ne zaman çıktınız? Hangi anda aşık oldun? İşte yani bir sene sonra mesaj atınca dedim ki bir şeyler var, hepimiz olgunlaştık, büyüdük. Bir görüşelim, konuşalım. Görüştük, konuştuk derken. Merve de olaydan ne kadar sonra haber oldu? Merve de olaydan şu an haber oldu. Merve'yi ben hafta kestim. Hiç söylemedi. Merve ile muhabbeti ne zaman kestin? Erdem beni aradı ya. Kan kaybınız. Duruk yalnız. 2 dakika oynuyorsan 5 dakika reklam izliyorsun ya. Şunlarda tam parasıyla geldiğinde şunlar açık. Ya bunları nasıl açamıyoruz ya? Hadi git ya, git. Hadi git, git. Ya ararım, bunlar gitmiyor. Yani kıskanırlar, kanka hocam sonuçta seviyorum yani. Bir de İzmir'de yaşıyoruz. Sağ güzel kız, sol güzel kız, ön güzel kız, arka güzel kız, sağ yana güzel kız var. Kıskanıyorum yani, ne bileyim bize. Herhangi bir anlık yok, kıskanıyorum. Ya güzel, 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 güzel memleketin her yerinde var ama Veysel diyor ya, güzelliğin 10 para etmez, bu bendeki aşk olmasa diyor. Arabayı ne yapacaksınız? Arabayı arka koltuğuna oğlum oturtacağım, yanıma da oturtacağım, gideceğiz. Güzel, kim kullanıyor? Ben. O güzel, para kazandım. Her türlü kullanırım. Yeter ki kazanayım. Polis, polisten de kazandım. Taksi. Ne yani, taksi? Taksiden neden? Hayır ya, artık yıkamıyorum. Uzaylıyı kaçırdım. Çok değişik şeyler geldi. Evet, bu canı söylüyor. 3 tane var. Bu da rakı. Motosiklet kullanıyorum. Ama dur, bu iyi rakı. Ya azarım ya. Bravo, başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Ne oldu, oyun mu değiştiriyor? Hayır. Evlendikten sonra yaşam uyu var mı? Tamam, o zaman bu akşamlık hoşçakal diyelim mi? Tamam. Bay bay, yap mesajını. Unutmayı mı görüşürüz?